Sen ağa olacaksın. Anne ya, bak ne diyor baba. Yarın ihtiyarların karşısında durup ağa olacaksın. Bak kaçarım gire. Ben de kafanı koparırım. Ya. Halil Bey. Hayrola Süreyya? Rüyanda mı gördün hani? Boşuna konuşma Halil Bey. Sualim tez. Pınar burada mı? Yok beyim, vallahi hiç görmedim. Benim hanemde de yok. Döşeği hiç bozulmamış. Anası olup sahip çıkamadın şu kıza. Duymadın mı? Rıza geliyor bugün. Atıyorsun. Yalancını mı Yasya kadar derler. Yasya'da pek bir şey kalmadı Yusuf. Görürüz. Bu bebeği istediğimden emin değilim. Çünkü daha çok gencim Ali. Çünkü bu köyde hayatımı geçirmek istediğimden emin değilim. Çünkü benim hayalim bu değildi Ali. Ben burada bu şekilde yaşamak istemiyorum. Ne oldu? Pınar. Çok özledim ben seni. Çok özledim. Gidiyorum ben Zehra abla. Ben birazdan seni. Otobüsüm kalkıyor. Nereye? Şehre. Gel. Konuşalım biraz. Kimseye faydası yok artık. Bırak! Rıza, dön dünya Rıza. Dön dünya, artık ölsem de gam yemem. Ne oldu sana Sumru? Pınar her şeyi anlattı. Her şeyi anlattı. Senin yaptıklarının, senin günahlarının bir cezası yoktu. Ama ben biliyorum. Ben sana yapacağımı biliyorum. Gel. Kamber, Kamber bundan sonra burada yaşayacak. Senin burnunun dibinde. Bir onu göreceksin. Her an yakınında olacak. Beni sever misin yine böyle Rıza? Yine sevdalım, karım der misin? Seni ben içime koydum Sumru. Kimsenin görmeyeceği, erişemeyeceği bir yere. Bey, sen ben gidip isteyelim Şahnaz Ali öğretmen. Sonrası Allah kerim. Madem ki kararını verdin. Sen bugün ağa olacaksın. Ben öğretmen olacağım. Sen bugün benden üç şey dileyeceksin. Dilediklerinin hepsi olacak. Ama sen de ağa olacaksın. Hem demir ne güne duruyor? Hanım kızarsa kızsın. Gider ona çalışırım. Haklı. Ben de çalışmam. Doğru söylüyor. Ne oluyor arkadaşlar? Neden gitmediniz ormana? Bir şey olduğu yok. Birbirimizi özlemişiz, dertleşiyoruz. Şimdi gidiyorlardı ormana. Hem zaten bir an önce benim de halletmem gereken işler var. Hadi kolay gelsin. Hukuk burası. Dileğin artık dileğimizdir küçük ağa. Buyur. Bisiklet istiyorum. Uygun mudur? Uygundur. Uygun mudur? Uygundur. Uygun mudur? Uygundur. Yapılacaktır. Bir. Evde canım sıkılıyor. Arkadaş istiyorum. Uygun mudur? Uygundur. Uygun mudur? Uygundur. Uygun mudur? Uygundur. Yapılacaktır. İki. Bir de okula gitmek istiyorum. Uygun mudur? Uygundur. Uygun mudur? Uygundur. Uygun mudur? Uygundur. Yapılacaktır. Sen bugün babamla çıkmayacak mıydın kahveye? Halil Bey'e uğrayacağım. Onunla konuşmam gerek. Herkes birbiriyle konuşuyor bu köyde. Başka da olup biten şey yok zaten. Anlamadım. Yok bir şey. Biliyor musun? Aslında bizim de konuşmamız gereken şeyler var Ece. Öyle mi? Ne konuşmak istiyorsun?
Son zamanlarda neden bu kadar değiştiğini, neden benim eski tanıdığım Ece olmadığını. Sen öğrettin Nazar. Buna bütün o dediklerini sen öğrettin. Bağırma, çocuğu korkutuyorsun. Korksun. Şahnaz, Efe'yi al, içeri gidin, hadi. Bu bacak kadar boyuyla akıl edemez. Ne dileyeceğini, ne diyeceğini bir bir sen öğrettin. İstediğini aldın Cabbar'a. Toprakların üstüne kaldı. Hem de hiç hak etmediğin bir şekilde. Yalanla. Efe ve benim sayemde. O yüzden artık sus. İster oğlumun dediklerini yap, ister yapma. Ötesi senin bileceğin iş. Dertsiz başınıza dert açacaksınız. Sanmayın ki kandım bugün kahvede oturup öyle konuştuğunuza. Konuşuyorduk Recep. Kaç zamandır görmedik Rıza'yı. Öyle kuru kuru hoş geldin deyip gitmek olur muydu? Bilmem ben orası. Ama aklınızca bir işler ediyorsanız vazgeçin derim. Edecekseniz de iyice tartın, düşünün, ondan sonra edin. Tehdit mi ediyorsun bizi Recep? 3-5 aklı evvelin peşine takılıp da çoluğunuzun çocuğunuzun rızkıyla oynamayın diyorum ben. Anlaşıldı mı? Haklı. Hanımın adamı. Başka bir şey diyecek değil ya. Ne? Ne dedin sen? Ha? Bir şey demedim. Bana bak. Ben kimsenin adamı değilim. Siz nasıl hanıma çalışıyorsanız ben de aynı şekilde çalışıyorum. Siz nasıl rızkınız için uğraşıyorsanız ben de aynı şekilde didiniyorum. Anlaşıldı mı? Ha? Anlaşıldı mı? Bundan ötesi yok. Seni öyle karşımda görünce çok şaşırdım. Burası güzelmiş. Mutlu musun? Evet. Eğer sen olmasaydın bu okulu kazanamazdım. Kaçıncı sınıftasın? Bu sene bitecek. Avukat olacaksın yani. Evet. O kız sevgilin miydi? Sen beni hiç arayıp sormadın Mehmet. Bir defa bile. Seni özlemiştim. Hoşça kal. Dur, nereye? Bilmiyorum. Gidecek bir yerim yok. Ama dönmeyeceğim o köye. Kınalı kardan gitme fikri nereden çıktı anlamıyorum. Çünkü sıkıldım Ali. Her gün aynı şeyleri yapmaktan, aynı yerlere gitmekten, aynı insanlarla aynı sorunları yaşamaktan sıkıldım. Burada bu insanların bize ihtiyacı var. Burada kalmak için bir sürü nedenimiz var Ece. Ali, senin bir nedenin var. Ama benim yok. Eğer bir çocuğumuz olacaksa Kınalı karda olmayacak. Ve burada da büyümeyecek. Efe'nin okula gitmesine Cabbar ağa mümkünü yok izin vermez. İzin vermeyip de ne edecek? Eli mahkum. Yoksa bütün toprakları gider elinden. Eğer izin verirse Efe'yi her gün okula ben götürürüm. Deli. Sensin Deli, sensin Deli, sensin Deli. Bak, adını sensin duyunca Deli. Nasıl zıplıyorsun? Aç şu televizyonu da bakalım biraz. Kendini aç, kendini aç Deli dediğini anlar televizyondan. Kendini aç, kendini aç. Karı karı değil ki. Bir uzaktan kumandalı televizyon almadı bana. Şşş Deli. Kamber. Kusura bakma. Ağzımdan kaçtı. Hadi aç şu televizyonu da bakalım biraz. Deli benim de. Deli benim de açayım.
Tamam, deli benim. Ayrıca pisim. De. Pisim. Bir daha aptalım de, kötüyüm de. De. Tamam be. Hem aptalım, hem kötüyüm, hem de pisim. Aç hadi şunu. Aferin Davut. Bütün özelliklerini öğrenmişsin. Duydun değil mi? Duydun mu? Bak neler diyor kendine. Duydun mu? Hadi Kamber. Gel de kahvaltıyı hazırlamama yardım et. Olur tabii. Olur. Olur ederim tabii. Ederim. Ben çıkarırım bunun acısını senden Kamber. Sorarım ben sana. Zehra. Yolla o deliği buraya. Durmasın senin yanında. Zehra diyorum. Zehra. Ali. Çay taze. Gel de bir çay iç. Sağ ol baba. Halil Bey'e uğrayacağım. Gel bir çay iç de öyle gidersin. Kaçmaz Halil Onbaşı. Yok sağ ol. Hayrola? Ne işin var sabah sabah Halil Onbaşı'yla? Benim değil. Ömer'in bir işi var onu konuşacağım. Hem de... Bir Rıza'ya hoş geldin diyeceğim. Sabah uğrasaydın buradaydı. Benden duymuş olma ama ortalık karışacak gibi. Neden? Otur. Ormancılar istim üzerinde. Süreyya bunlara az para veriyor diye işi bırakmayı düşünüyorlar. Bütün umutlarını Rıza'ya bağlamışlar. Rıza ne yapacakmış ki? Orasını bilmem. Sabah burada oturup konuştular. Rıza ortalığı yatıştırmasaydı... Aman be... Dedikoducu kadınlar gibi oldu. Böyle işte. Fırsatın olursa bir ağzını yokla. Olur. Sorarım baba. Senin keyfin yok yine. Yok. Bak oğlum. Evlilik dediğin dört mevsim. Her zaman günlük güneşlik olmaz. Bu işin yağmuru da var, karı da var. Öyle. Mühim olan kışın ardı bahardır. Bunu bilmek. Eline sağlık alıcım, nefis olmuş. Afiyet olsun. Ye bitir, bir tabak daha koyayım. Yer. Koca adam oldu artık. Yetmez ona öyle bir tabak filan. Orada kimse böyle yemekler yapamıyor valla. En çok halamın yemeklerini özlüyorum. Halan kurban sana. Ha, biz burada fasulyedeniz değil mi? Seni de özlüyorum baba. Özümez olur muyum hiç? Beni? Seni de özlüyorum tabii. Ben de Ali abim gibi büyüyünce okula gideceğim değil mi anne? Ay okulla bozdu bu da. Gideceksin kızım. Ali, öğleden sonra bize uğra. Kabak tatlısı yaptım, ondan da ye. Yaşa be Allah. Oğlumun yüzünü göstermeyeceksiniz siz bana galiba. İşimiz var onunla bizim. Ne işimiz var? Koca adam oldu artık. Biraz dolanıp erkek erkeğe konuşacaklarımız var. Madem öyle ben sana sonra uğrarım Allah. Kız. Geldi mi sahiden Rıza? Geldi. Sen yokken Yusuf peşimden ayrılmadı demedin değil mi? Bilmem artık. Rıza dedi mi bir şey? Dedi. Hı. Yusuf'u bir göreyim de şu yarım bıraktığım işi tamamlayayım dedi. Deme. Dedim bile. Bence sen bir an önce girecek delik bul. Rıza her yerde seni arıyor. Sumru. Demir, ne edeceğiz biz bu paraları? Senden koruyabilirsek hayırlı bir şeyler edeceğiz elbet. Ya Demir öyle deme, üzülüyorum bak. Kaldır. Hem ben duydum. Sen köylülere ihtiyacı olan varsa gelsin, daha fazlasını vereyim demişsin. Dedim, ne olacak? E gördün mü bak, sen de acıdın onlara. Demek ki iyi bir şey yapmışım ben. Hadi, sen iyi bir şey yapmadın. Sen aslında bütün köyü birbirine kattın. Katmadım. Kattın. Katmadım. Kattın. Katmadım. Ama benim için, bizim için iyi bir şey yaptın. Demir, sen paralarını kuşağına, kuşağını beline sardın ya. Sen artık kuşaklı demir diyecekler. Kapı çalıyor. Gel. Neler oldu anlat akşam. Bak hepsini bir anlatacaksın yoksa küserim ha. Aman Fadik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Demir hadi git sen. Sumru bana dün gece Rıza'yla ne ettiler onu anlatacağım. Fadik. Ay. Tövbe estağfurullah. Patlama geldim.
Hayrola? Atlım var peşinde. Rıza. Yolda Sumru'yu gördüm. Her yerde seni arıyor dedi. Yarım bıraktığı işi tamamlayacakmış. Gelmiş demek. Gelmiş. Aman gözünü seveyim hanımı. Saklar mısın, aramızı mı yaparsın? Kurtar beni bu dertten. Benim yapacağım bir şey yok Yusuf. Madem böyle bir iş ettin, günahı da sevabı da senin. Ne hesabın varsa kendin gör Rıza'yla. Kendi aklımla mı ettim hanımım? Bana söz vermedin mi? Zamanında sen bu işi gör, arkanda ben varım, korkma demedin mi? Diyelim ki demedim. Diyelim ki dedim de unuttum. Peki hanım. Sadece beni ezmez Rıza. Bütün köy kaynıyor. Benden duymuş olma ama. Bugün gelir gelmez kahvede toplamış herkes. Hanım sizin emeğinizi çalıyor. Hakkınızı vermiyor deyip ormancıların aklını çelmiş. Yalan söylüyorsun Yusuf. Tövbe. Ne haddime. Ama beni sakınmazsan, kollamazsan bir benim değil senin de yanına sokulacak bu yılan. İnanmazsan ormancılara sor. Rıza gelir gelmez sizi topladı mı toplamadı mı de. Buyur bey. Sağ ol. Afiyet olsun. Buyurun oğlum. Eline sağlık nafile teyze. Afiyet olsun. Ne istiyormuş ormancılar? Sıkıntıları var. Hanım yövmiyeleri iyice düşürmüş. Sen konuş diyorlar bana. Rıza. Sen benim oğlumsun artık. İsterim ki her şey Sumru'yla senin iyiliğine olsun. İster bu işe taraf ol, ister olma. Ama ne yapacaksın dikkatli ol. Süreyya tehlikeli bir kadındır. Hoş geldin öğretmen bey. Hoş bulduk Nafile teyze. Geç buyur. Buyur öğretmen bey. Merhaba Halil bey. Merhaba. Rıza'ya bir hoş geldin diyeyim dedim. Bir de uygunsanız sizinle konuşacaklarım var. Buyur gel yukarı. Hadi arkadaşlar. Neredeyse akşam oldu işi yarılayamadık. Bundan sonra böyle. Ne kadar yemiyor o kadar iş. Ne diyeceksen hepimize de. Gizli saklı konuşma. Gizlim saklım yok benim. Diyorum ki Recep senin anlayacağın... Hanım geliyor, hanım geliyor. Hanım geliyor. Bu ne rezillik Recep? Rezillik bizden uzak olsun hanım. Ne rezilliğimizi gördünüz? Duydum ki benden gizli köylü toplanır. Ardımdan laf çevirir. Laf çevirmekle de kalmaz. Bir de kendilerine baş seçmiş gibi Rıza'ya danışırlarmış. Yeminle ben demedim. Yövmiyelerinizi beğenmez. Aklınızdan olur olmaz şeyler geçirirmişsiniz. Yövmiyeleri düşük hanım. Geçen seneden beri zam almadılar. Yılanın başı belli oldu. Recep'in bu işle ilgisi yok. Öyleyse kim beğenmiyorsa, kim ortalığı karıştırıyorsa çıksın bir adım öne. Çıksın da görelim bir daha bu köyde karnını doyurabiliyor mu? İyi. Elinizdekinin kıymetini bilin. Ben ne verirsem onu alacaksınız. Beğenmeyen kendine başka iş bulsun. İster kasabada ister şehirde. Yürü. Hepiniz atıp tutuyordunuz. Konuşsaydınız ya. Lafa geldi mi sizden büyüğü yok. Ama iş oluruna geldi mi hepiniz bir olup bir adam edemiyorsunuz be. Sumru. Ne ettiniz dün akşam? Fadik. Özlemişsin mi Rıza'yı? Senin iyice çatladı ardamarın. Konuşulmaz öyle şeyler. Ne var ki? Her şeyi biliyorum ben artık. Hem kardeşler konuşur öyle şeyler. Bir sen bir ben kaldık Fadik. Pınar gitti. Nazar uzakta. Biz sana çok kızardık. Ama eskiden daha güzeldi değil mi? Yani dördümüz diz dizeyken. Hı hı. Bir gün gidelim mi Nazar ablama? O da çok sevinir. Gidelim. Eskisi gibi olmaz belki ama gidelim Fadik. Anlat bakalım nasıl gidiyor? İyi. Okuldaki bütün öğretmenleri benden çok memnun. Notlarım da yüksek. Sene sonunda belki teşekkür bile alırım. Aferin sana. Esas sen anlat bakalım. Ne konuşmak istiyordun benimle? Öyle havadan sudan işte.
Baba, baba oğul konuşalım istedim seninle. Baba, artık büyüdüm ben. Bana bir şey söylemek istediğini ama söyleyemediğini anlıyorum. Yok canım, nereden uyduruyorsun? Evlenmek istiyorsun değil mi? Biliyorum. Artık alanlar bizim evde oturmuyor. Sen de gidince... Şahnaz ablayla mı? Evet. Bu senin hayatın baba. Ama bana sorarsan Şahnaz abla... sana iyi bir eş olur. Yani bence çok iyi olur. Ömer'in niyeti ciddi Halil Bey. Bey'le beraber gidip isteyelim Şahnaz'ı diyor. Ben Cabbar'dan kız istemem. Onun ayağına gitmem Ali öğretmen. Kesin kararınız buysa diyebileceğim bir şey yok. Ama Ömer... Ömer'i ben de severim. Severim ama... Diyelim ki gittik kızı istedik. Cabbar bize kızı verir mi? Ömer biz isteyelim, istemiyorsa o vermesin diyor. Anladığım kadarıyla üzerine düşen her şeyi yapmak istiyor. Yani Cabbar Şahnaz'ı vermezse ki vermeyecek. Onu kaçıracak öyle mi? Öyle. Sonra olacakları biliyorsun değil mi Ali öğretmen? Az çok tahmin ediyorum. Belli ki görmüyorsunuz. Hissetmiyorsunuz ama... insan gibi, el gibi, ayak gibi... köyde yoruluyor öğretmen bey. Başımızdan neler geçti biliyorsun. Kınalı kar yorgun. Küs. Böyle bir olayı daha atlatamaz. Yani Şahnaz'ı istemeye gelmeyeceksiniz. Yo. Geleceğim. Ama sonunda Ömer Şahnaz'ı kaçıracaksa olacakları bilin istedim. Ne düşünüyorsun? Dönmeni ne kadar çok beklediğimi Rıza. O kadar zaman yoktun ki. Şimdi her şey rüya gibi geliyor. Biliyorum. Ben yokken çok zor günler geçirdin. Ama geçti. Bitti her şey. İşte döndüm. Buradayım. Sahiden geçti mi bitti mi bilmiyorum. Ailem darmadağın oldu. Ama bütün bu yaşadıklarıma rağmen senin yanımda olman bana kuvvet veriyor, sabır veriyor. Benim gönlümde senin sevdan olmasa ben de o dört duvara zor dayanırdım. Bir gün çıkıp seni göreceğimi bilmesem geçmezdi onca vakit, onca eziyet. Rıza, hep oradan buradan duyarız ya. Döneceğin gün için çentik attın mı duvarlara? Atmadım. Bana ördüğüm mavi hırka vardı ya. Her gün bir sırasını söktüm. Biliyor musun? Son sırayı söktüğüm gün sana döndüğüm gün oldu. Rıza. Ben de sen yokken hep rüzgarlı ağaca geldim. Kimse bilmez ama rüzgarlı ağaca sorsan. Dili olsa anlatır seni nasıl sevdiğimi, beklediğimi. Biliyor musun annen de çok güzel yapar. Belli ki ona çekmişsin. Afiyet olsun baba. Değil mi Ali? Parmaklarını yer misin yemez misin? Öyle baba. Gerçekten güzel olmuş. Ne bu ya? İkinizin de Karadeniz'e gemileriniz mi battı? Ne derdiniz var sizin? Bir şey yok baba. Nereden çıkartıyorsun? Doğru söylüyor baba. Yok bir sıkıntımız. Siz onu benim külahıma anlatın. Karşı yakalı Kamil'im ben. Yutar mıyım hiç? Ece, Ömer'e Şahnaz'ı istemek için
birkaç güne kadar Bey'le beraber Cabbar Ağa'nın evine gideceğiz. Afiyet olsun. Ömer. Şahnaz. Konuştum oğlumla. O da tamam dedi. Birkaç güne kalmaz gelip isteyeceğiz seni. Sahi mi söylüyorsun? Sahi tabii. Ne zaman yalan söyledim ki ben sana? Şahnaz. Nereye? Hanımıma koşup haber vereyim. Kal biraz daha. Kalamam. Anne der ki ayakta. Hem dediklerini hanımıma yetiştirmem gerek. Belli olmaz. Belki kalkar gelir Kınalı Kara. Şahnaz. Yakındır Ömer. Az zaman sonra ayrılmamacasına kavuşacağız birbirimize. İşte burası da benim evim. Güzel bir ev. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Yani ne kadar istiyorsan. Sorun olmaz. Peki arkadaşın? Arkadaşım yok. Yalnız kalıyorum. Kız arkadaşından bahsediyorum. O da kızmaz mı? Kızmaz. Yani sanırım. Otursana. Bir yolu olmalı Seyit. Bu töreyi değiştirecek bir yol olmalı. Köyün bütün ihtiyarlarını bir bir dolaştım ağam. Hepsine tek tek sordum. Çocuk ne isterse yapmak zorundasın. Yani okula gidecek, öyle mi? Mümkünü yok gidecek ağam. Bir yolu olmalı Seyit. Olmalı. Sen... Gel. Nereden geliyorsun? Şeyden. Nereden? Tavukları yemledim ağam. Bu saatte mi yemledin? Sabah unutmuşum da. Unuttun çünkü aklın bir karış havada. Çünkü işini göreceğine olur olmaz hayallere kaptırıyorsun kendini. Bil ki ben istemeden hiçbir şey olmaz Şahnaz. Yaz bunu aklına. Ben istemeden hiçbir şey olmaz. Bilirim ağam. Sen istemeden hiçbir şey olmaz. Çekil. Yarın sabah köyden bir iki çocuk topla. Efe'nin istediği bisikleti de al. Ötesine de bir hal yol bulacağız. Baş üstüne ağam. Çekil. Bizler gibi olmuş benim oğlum. Akbak olmuş. Babam ne zaman bisiklet alacak bana anne? Söz verdi ya oğlum. Bugün yarın alır. Peki arkadaş? Arkadaş alınır mı hiç? Arkadaşını kendi seçer insan. Ama burada hiç çocuk yok ki. Burada yoksa köyde var. Ben her gün götürürüm seni köye. Orada bütün gün başka çocuklarla oynarsın. Okulda da oynarım. Oradan da arkadaş bulurum kendime. Bulursun oğlum. Zaten benim arkadaşım var. Var mı? Onun da adı Nazar, senin gibi. Kimmiş o Nazar? Okulda Nikar'da oturuyor. Okula gittiğim zaman tanıştım. Keşke deseydin ki annem çok özlemiş anneni. Sırf anneni değil, bütün köyü, herkesi. Hı? Yok bir şey oğlum. Konuşuyorum ben kendi kendime. Hanımım. Ne oldu Şahnaz? Sana diyeceklerim var. Hadi oğlum. Sen şimdi git yat. Ben sonra gelir seni öperim. Olur mu? Ha? Olur. Hadi. Aferin. Ömer'le buluştum az önce. Birkaç güne gelip isteyeceklermiş beni. Ne güzel. İnşallah Cabbar abi terslik çıkarmaz. (Gülüyor)
Recep, ne sıkıntın var senin? Hiç. Ne olacak ki? Yok bir şey. Yattığından beri duramıyor yerinde. Ben bilmem mi seni? Hanımla atıştık bugün biraz. İş açmadın değil mi başına? Yok, açmadım. Ama böyle giderse kabak benim başıma patlayacak gibi. Ne oldu ki şimdi durup dururken? Ormancılar, yövmiyelerinden yana dertliler. İşi bırakmaktan bahsediyorlar. Hanım da duymuş. Sandı ki ben çeliyorum akıllarını. Eyvahlar olsun. Ya kovarsa seni? Ne yer ne içeriz? Ne ileriz o zaman? Ne bileyim Mihriban, ne deriz? Sen de gelme üstüme. Zehra! Ne halt ediyorsunuz orada? Gözümün önünde dur Zehra! Böyle olmaz Kamber. Korkuyorum sana bir şey yapacak diye. Yarın gitmelisin buradan. Gitmem. Senin yanında kalacağım ben. Sen neredeysen orada olacağım. Gölgen gibi, sen gibi. Kendini düşünmüyorsan beni düşün. Bir süre sonra komşular fark edecek. Ne diyecekler o zaman? Zehra! Sus. Ne oldu Kamber'im? Söz ver bana. Yarın gideceksin. Sonra arada sırada gelirsin ha. Söz ver. Zehra dedim! Komşular! Sus. Duyar mısınız beni komşular? Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Bir daha o herifle gözümün önünden ayrılırsam bütün mahalleyi ayağa kaldırırım. İyi, bağır. Sonra ben de bağıracağım ama. Yediğin haltı bas bas bağıracağım bütün mahalleye. Bağırsana hadi. Ne duruyorsun? Kamber. Hadi sen de yerine yat. Sabah konuşuruz. İyi geceler Zehra'm. İyi geceler. İyi geceler. Ben göstereceğim sana iyi geceleri. Deli mi edeceksin sen beni? Gitsene kendi haline Yusuf. Yapma Etme Hanım'ım. İstersen sabaha kadar davama gitmem. Yusuf git dedim sana. Gelir bulur beni Rıza. Bicek burada dokunamaz bana. Ben buraya kıvrılır uyurum. Çıtımı çıkarmam. Yusuf az kaldı inecek kafana bu. Hiç olmazsa bu gece hanımım. Yarın bulurum kendime kalacak bir yer. Al şurada sipar. Sağ ol hanımım. Ama seni sabah bu hanede görürsem gözün yaşına bakmam ona göre. Kuşluk vakti giderim. Ayak sesimi bile duymazsın. Sağ ol. Tövbe yarabbim. Sağ ol. Sanki sen geldin geleli uzuyorlar. Sen geldin geleli yenileri çıkıyor. Öyle mutluyum ki Rıza. Çok korkuyorum bir şey olacak diye. Korkma. Bir şey olmayacak. Babamla konuşurken duydum. Ormancılar, annem. Sen yorma kafanı böyle şeylerle. Hep güzel günleri düşün. Bir de Yusuf. Onunla karşılaştığında bir şey yapmayacaksın değil mi? Hadi uyu. Çok geç oldu. Mihriban. Ağlıyor musun sen? Ağlamıyor. Hayda. Neden ağlıyorsun şimdi? Niye ağlamayacakmışım? Bize çalışacağım diye düzenimizi bozdurdun. Abimin evinden ayrıldık. Köylüyle kötü olduk. Ya hanım çıkarırsa seni işten ne olacak? Ne edeceğiz o zaman? Mihriban. Mihriban deme bana. Yarın beraber gideriz yine okula. Burada sıkılırsın sen.
Uyudun mu? Hayır. Ne yapacaksın burada Pınar? Önce bir iş bulacağım. Burası koca bir şehir Pınar. Kasabadaki, köydeki gibi her şey kolay değil. Daha iyi ya, varlığımı hissetmezsin. Pınar, ben seni hiç... Sus! Bir şey deme Mehmet. Uzun zaman oldu. Kabuk bağladı. Kaldırırsan, kaşırsan iz bırakır. Biliyorum. Çünkü ben bunca zaman o yarayı hep kaşıdım. Sonunda istemeye geliyorlar ha? Sen ne zaman vazgeçeceksin şu kapı dinleme oyundan? Kapı dinlemenin kime ne zararı var ki? Mesela sana var Lamia. Çünkü bir zaman sonra bu huyun yüzünden başına bir iş gelecek. Merak etme, kimse bana bir şey yapamaz. Cabbara'ya yakalandığında öyle demiyordun ama. Ne oldu? Yine sonunda bir şey yapamadı. Hanımım olmasa çoktan terki diyar etmiştin. Yat kalk da hanımıma dua etsen. Sen öyle san. Hanım değil bilip de söylemediklerim sayesinde kurtuldum. Hanım boşuna mı benim yanımda durdu sanıyorsun? Ne biliyor musun ki? Çok şey bilmenin zararı yoktur ama bildiklerini kendine saklayacaksın. Hadi Allah rahatlık versin. Yarın Kınalıkar'a gitmek istiyorum. Neden? Pınar evden kaçmış. Hem de babamı, kardeşlerimi özledim. Kaç zamandır gitmiyorum ziyaretlerine. İyi. İstiyorsan git. Ama Efe burada kalacak. İkiniz birden gitmeyeceksiniz. Açık kalacak. Ya karanlıkta bana bir şey yaparsan? Yok. Yapmam. Uyuyacağım ben. Yapmam. Uyuyacağım. Aç şunu. Aç. Ne malum bir şey yapmayacaksın? Deli değil misin? Sağ solun belli olmaz. Bana deli deme. Bana deli deme. Bana deli deme. Değilim ben deli. Delisin. Değilim. Karanlıkta uyuyacağız işte. Kapama! Yavaş sür oğlum, düşeceksin. Tamam, geçin şöyle. Bu çocuklar da kim? Geçin. Arkadaş. Geçin oğlum. Arkadaş istedi ya. Hangisini istiyorsa seçsin, beğensin. Pazardan armut alır gibi arkadaş mı seçilirmiş? Olacak şey mi bu? O küçük A. Kimi isterse, kimi beğenirse o arkadaşı olacak. Seyit, çabuk bu çocukları geri götür. Anneleri babaları ölüyordur meraktan. Böyle şey mi olur? Götür. Yürüyün hadi. Yürüyün. Ben okula gidince kendi arkadaşımı kendim bulurum. Ben artık gideyim. Geç kalma. Vakitli git, vakitli dön. Gidiyorsun anne? İşim var oğlum. Kınalıkar'a gideceğim ama hemen döneceğim. Nerede götür? Sen gelemezsin canım. Sen burada kalacaksın. Ama uslu çocuk olursan Şahnaz ablan sana kurabiye bile yapar. Yapar mı? Yapar tabii. Erken çıktın sen.
Biraz daha geç gelebilirdin. İşlerim var halletmem gereken. Biliyorsun artık dikkat etmen gerek kendine. Uykuna, yediğine, içtiğine. Dikkat ediyorum zaten. Ama bu sabah biraz daha uyuyabilirdin mesela. Bu saatte hasta gelmez ki. Ben okula gitmiyorum Ali. Nereye gidiyorsun peki? Kasabaya. Bir doğum uzmanına. Ece, eğer aklıma gelen şeyi yapmayı düşünüyorsan... Saçmalama Ali. Sadece kontrol için. O zaman neden bana söylemedin? Beraber giderdik. Bilmiyorum. Söylemedim. Yalnız gitmek istedim. Hepsi bu. Ece. Biliyorum zor bir zaman geçiriyoruz ama düzelecek. Bir de şöyle düşün. Belki de bu çocuğa ihtiyacımız var. Belki de onun ailemize katılmasıyla her şey daha güzel olacak. Ali öğretmenim. Ali. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyiyim öğretmenim. Merhaba Ece abla. Hoş geldin Ali. Okuldaki öğretmenlerime size anlatıyorum. Hatta sizin burada yaptıklarınızı anlatan bir kompozisyon yazdım. Ödül bile aldım. Aferin Ali. Ama ben üstüme düşeni, görevimi yapıyorum. Önemli olan senin gibi gençlerin okumak istemesi. Ömer, senden ne haber? Ne olsun be Ali öğretmen. Oğlan gelince seviniyoruz, gidince üzülüyoruz. Kusura bakmazsan kasabaya kadar ineceğim. Biraz geç gelirim okula. Oğlanı yolcu edeyim de. Git tabii Ömer. Hatta Ece de kasabaya gidiyor. Beraber gidersiniz. Hayrola? İşlerim var biraz Ömer. Önemli bir şey değil. Sen de gelme baba. Ben Ece ablayla giderim. Evet ben Ali'yi bırakırım. Olur mu oğlum? Yolcu edeyim ben seni. Ya baba koca adam oldum ben. İzin verdi bir defa kendim gideyim. Unutma ben sana izin verdim. İyi öyle olsun. Ama Ece ablan sana emanet. Tamam mı koca adam? Tamam Ali öğretmenim. Gözünüz arkada kalmasın. Hadi bakalım oğlum. Hoşça kal Ali. İyi dersler. Sağ olun. Galiba buraya gelmek pek iyi fikir değildi. Ben evde kalmalıydım. Hayır. İki derse gireceğim sonra buradayım. İstersen dersten çıkınca sana kampüsü de gezdiririm. Ne anlamı var ki? Aşkım, ne haber? İyiyim senden. Seni çok özledim. Çağla, seni Pınar'la tanıştırayım. Merhaba. Merhaba. Bu o Pınar mı? Evet, sana bahsettiğim Pınar. Hadi biz derse gidelim. Pınar bizi bekleyecek. Bak aklıma ne geldi. Ben bu derse girmeyeceğim. Kalıp biraz Pınar'la konuşmak istiyorum. Ben senden notlar alırım sonra. Sen de dersten çıkınca bizi burada yakalarsın. Hadi geç kalacaksın. Biliyor musun? Senin hayaletinle çok savaştım. Buyur Ali öğretmen. Sağ ol. Ömer. Dün konuştum Bey'le. Ne dedin? Gidecek değil mi Şahnaz istemeye? Gidecek. Ama biraz huzursuz. Cabbar Ağa sorun çıkarırsa ve sen Şahnaz'ı kaçırırsan olacaklardan korkuyor. Öyle ya da böyle olacak Ali öğretmen. O korkuyor diye ben niyetimden vazgeçmem. Ömer. Sinirlenme hemen. Sadece korkuyor. Korkmakta da haklı. Cabbar'la neler yaşadık biliyorsun. Biliyorum bilmesine de ne olacak? Vaz mı geçeceğim sevdiğimden? Tabii ki vazgeçmeyeceksin. Ama acele etme. Birkaç gün izin ver. Önce bir ortalığı yoklayalım. Bir hal yolu bulmaya çalışalım. Ondan sonra Cabbar'a gidelim. Bunca zaman bekledikten sonra elbet birkaç gün daha beklerim. Ama bilin ki çok da beklemem Ali öğretmen. Çok
Çocukları evlerine dağıttım ağam. İyi. Kahveye uğradın mı? Uğradım. Ne diyor? İhtiyarlar, köylüler. Küçük ağanın dileklerini soruyorlar ağam. Söyle, Efe'yi hazırlasınlar. Nereye gideceğiz ağam? Sen değil, Seyit. Çocukla ben. Onunla göreceğimiz bir işimiz var. Baş üstüne ağam. Günaydın Nafile. Günaydın bey. Kimse kalkmadı mı daha? Kalkmaz mı? Herkes kalktı. Hatta kızın sana kahvaltı bile hazırladı. Bana mı Rıza'ya mı? Oo, Rıza çoktan kahvaltısını bitirdi gitti bile. Nereye gitti? Anneme. Konuşacakları varmış. Bizim işi mi konuşacaksın hanımla? Hadi işine git sen. Arkadaşlarını da söyle benden habersiz akıllarınca iş yapmasınlar. Olur derim size. Gözünü seveyim bir tek sen halledersin bu işi. Hanımın evi? Karşısı. Hı. Neden ağlıyorsun Ece abla? Çünkü ben bir yalan söyledim Ali. Yalan mı? Ali öğretmene bir çocuğumuz olacağını söyledim. Ama olmayacak. Peki neden yaptın bunu? Çünkü korktum Ali. Beni bırakıp gitmesinden korktum. Böyle bir yalan söylersem hep benimle kalır zannettim. Ece abla. Yusuf, kalk bak şu kapıya. Yusuf dedim. Yusuf dedim. Kalk diyorum, kapıya bak. Tamam, tamam hanım. Şimdi bakıyorum. Hoş geldin Cabbar ağa. Ben okula geldim. Ben de okula gideceğim öğretmen. İyi de sen daha küçüksün Efe'cim. Okula gidemezsin. İşte bu yüzden seninle bir anlaşma yapacağız. Öğretmen. Efe'ye götürdü. Ne? Nereye götürdü? Okula götürdü hanımım. Okula mı? Konuşurlarken duydum. Size söylemeden, sizden sonra çıkınca haber vereyim dedim. Tamam Şahnaz. Sen git hadi. Ben de akşama geleceğim. Ama... Hadi git. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hadi. Hadi. Güle demirim. Akşama geç kalma olur mu? Olmadı. Güle güle demirim. Akşama geç kalma olur mu? Bir şansı yedin, alıp geri gidecek üzgünüm.
Nazar değil miydi bu? Yok canım, ne işi var onun burada? Bırak hadi yürü. Allah Allah. Demir'im, hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel. Canın ne istiyorsa söyle, akşam onu pişireyim. Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel Demir'im. Fadik, ne yapıyorsun sen? Görmüyor mu Demir seni uğurluyorum? Beni? Yani mahsuzcuktan. İstiyorum ki seni her gün başka türlü uğurlayayım, her gün başka türlü karşılayayım. Sıkılma diye benden yani. Bak şimdi, hangisi güzel sende. Güle güle Demir'im. Demir Nazar ablam göründü bana. Nazar geldi, açsana kapıyı. Abla. Fatih, benim. Demir, Ali'ye benden bir haber götürmelisin. Ne? Bunca zaman sonra evimize bunu demeye mi geliyorsun? Demir, anlamıyorsun. Bu çok önemli. Ve senden başka hiç kimseden bunu isteyemem. Buyur Cabbar Ağa. Bu çocuğu okula alacaksın, öğretmen. Daha önce de söyledim. Okul için yaşı küçük. Seneye getirirsen... Öğretmen! Bu çocuk bu sene okula gidecek. Köşeye sıkıştın değil mi Cabbar Ağa? Ne olduğunu bilmiyorum ama... belli ki Efe'yi okula almazsam bir hayli canı sıkılacak. Sen üstüne vazife olmayan işlere kafanı yorma öğretmen. Çocuğu al, ben de sana defter, kitap, okulun için ne gerekiyorsa vereyim. Bak Cabbar Ağa, Efe'yi resmi olmayan bir şekilde okula alırım. Yani gelir, burada bizlerle olur. Ama yaşı küçük olduğu için birinci sınıf öğrencisi olamaz. Fakat bir şartım var. Söyle şartını öğretmen. Köyün diğer çocukları da okula gelecek. Yani okul yaşı gelen her çocuk. Ve sen karışmayacaksın. Tek şartım bu. Yoksa Efe'yi okula almam. Kabul. Bizde verilmiş söz edilmiş yemindir öğretmen. Sen sözünde durduğun sürece ben de dururum Cabbar Ağa. Selamun aleyküm. Bir sen eksiktin. Yetim Demir. Az biraz konuşalım mı öğretmen? Tabii. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni dinliyorum Demir. Nazar. Benim hanemde öğretmen. Beni sana o yolladı. Evet. Dedi ki Efe'yi okula kabul etmesin. Neden? Bilmiyorum. Rica etti, geldim, sözümü dedim. Bana düşen bu kadar. Demir. Kabul ettim Demir. Köyündeki diğer çocukları da okula göndermesi karşılığında Cabbar Ağa ile sıkıştım. Söz verdim. Bugün hayırlı bir gün müdür Ömer? Hayır da şer de kişinin kendindendir Cabbar Ağa. Allah Allah. Yetim Demir. Duydum ki benim köylümü tarlanda işçi edermişsin. Senin duyduğunu ben bilirim ki yetimin ekmeği ağanın ekmeğinden bereketliymiş. Ekmek dediğini dikkatli yemek gerekir. Bakarsın boğazına takılıverir. Nefessiz bırakır adamı. Ben lokmamı küçük küçük yerim Cabbar Ağa. Acelem yok. Sofraya daha yeni oturdum. Efe.
Kalk, gidiyoruz. Ali öğretmen. Geleceğim değil mi okula? Alacaksın değil mi beni okula? Geleceksin Efe. Senin işin benimle Rıza. Yüzüme bak da ne diyeceğini. Seninle işim gündüz gözüyle, yüz yüze. Onunla işim ansızın. Hiç beklemediği bir an. Issızda, kuytuda. Git Yusuf, görünme gözüme. Çünkü sen beni hiç görmeyeceksin. Beklemediğim bir anda ensende bitivereceğim. Yeter. Hadi çık Yusuf. Olur olmaz yerde böyle konuşma Rıza. Yusuf'a bir şey olur senden bilirler. Diyeceğine de yoluna ver. Ormancılar. Eğer yevmiyelerini arttırmazsan çalışmayacaklar. İşi bırakacaklar Süreyya Hanım. Hadi kızım nazlanma dayı. Babam gelsin hayırdırsın. Babanın eli elde benimki değil mi? Hem işi var babanın, gidecek birazdan. Bana ne babam olmadan yemem. Of be kızım of be. Recep. Efendim. Sen yedirecekmişsin. Babam yedirmezse yemem diyor. Benim yemek yedirecek vaktim var Mihriban? Yesene kızım sen de yemeğini. Yemem. Yeme sen yeme. Aç dur o zaman öğlene kadar. Olmaz. Bir kuruş fazla vermem. Bugün istediklerini verirsem yarın ne olur Rıza? Ama demir çalıştırdığı işçilere senin verdiğinin iki katını veriyormuş. Üstelik kimin ne ihtiyacı olursa da para veriyormuş. Demir bugün var. Yarın olacağı ne malum? Onu bilmem. Ben elçiyim. Köylünün sıkıntısını bil, bir hal yolu bul dedim. Öyleyse de ki onlara. Eğer işi bırakan olursa bir daha bu köyde barınamaz. Kınalı karın ne bir yudum suyunu içer, ne bir lokma ekmeğini yer. Son sözün bu mudur? Budur. Süreyya Hanım, belli ki yakın zamanda köylüyle karşı karşıya geleceksin. İşte o zaman benim de diyeceklerim olacak. İyisiniz değil mi? Yok bir derdiniz. Yok maşallah. Gül gibi geçinip gidiyoruz. Sevindim. Sen ne düşüncesin abla? Aklın başka yerde gibi. Boş ver. Yok bir şey. Üzülme. Demir'im ondan ne istediysen halleder. Umarım. Bazen içime bir korku düşüyor Nafile teyze. Rıza'ma tam kavuşmuşken elimden avucumdan kayıp gidiverecekmiş gibi. Niye gitsin ki kızım? Getirme aklına öyle şeyler. Bilmem. Korkuyorum işte. Ormancılar, Yusuf, annem. Hoşuma gitmiyor bu olanlar. Rıza akıllı çocuk. Daha da bir akıllanmış onca zaman. Baksana durup durup ne büyük laflar ediyor. Seni üzecek bir şey yapmaz. İçini ferah tut sen. Ben çıkıyorum. Öğlene yemek hazırlayayım mı beyim? Gelecek misiniz? Siz yiyin Nafile, beni beklemeyin. Nereye baba? Bir kahveye uğrayayım. Canımı sıktı bu olanlar. Belli ki kaynıyor yine ortalık. Yeminle hanıma gitti diyorum Rıza. Arkadaşlarına de aklınca bir şey yapmasınlar, beni beklesinler dedi. Bekleyelim beklemesine de benim hiç umudum yok bu işten. Hanım bize kuruş vermez. Verir vermez. Madem Rıza'yı bizden bildik, madem sözüne güvendik, ses etmeden bekleyeceğiz. Doğru diyorsun. Ama kim bizden yana, kim değil bilmemiz gerek. Recep'e açık açık söyleyelim. Kimin tarafında duracaksın, seç diyelim. Soralım sormasına da, ama bence bu işi Rıza'ya bırakalım. Bizim namımıza o sorsun Recep'e. Merhaba arkadaşlar. Çıkalım ormana doğru, geç kalıyoruz. Baltalarınız nereden? Ne oluyor? Bilmiyorum Ömer. Kafam karıştı. Sen hep istemez miydin yukarı köyün çocukları okula gelsin, onlar da okusun diye? Olacak işte. Niye sıkarsın ki canını? Demir Nazar'dan haber getirmiş. Demir nerede görmüş ki Nazar? Onlara gelmiş. Ali'ye söyle, Efe'yi okula kabul etmesin demiş. Ama Demir bunu söylediğinde ben Cabara'ya söz vermiştim. Nazar kız mı? Olmaz Ali öğretmen. O da elbet çocuğunun okumasını ister. Biliyorum Ömer. Biliyorum.
Onun için canım sıkılıyor ya zaten. Peki... benim işle ilgili bir şey dedin mi Cabbar ağa? Fırsat olmadı Ömer. Merak etme. Yakında gidip isteriz yalnız. Hele bu işin büyük yüzünü anlayalım da. Çıkıyorum ben. Ben de geliyorum Zeynep. Olmaz Kamber. Mahalleliği biliyorsun. Yine ortalık ayağa kalkar. Çakamadılar ki şunun kafasına iki tane geberip gitsin. Davut! İş bulmam lazım Kamber. Bu yüzden de gitmem gerekiyor. İstemiyorum. Ama akşama döneceğim, tamam mı? Sen uslu otur Davut'ta. İstemiyorum. Davut bir kalkabilse her ikinize de usluyu gösterecek ama. Beni seviyorsan Kamber. Ha? Tamam mı? Ne oldu? Dediklerimi yetiştirebildin mi Ali'ye? Yetiştirdim. Ama kabul etmiş oldun okula. Kabul edeceğinden dolayı da söz vermiş Cabbar ağaya. Hay Allah. En iyisi bir de babamla konuşmak. Gidiyor mu abla? Gidiyorum Fatih'ciğim. Ama söz, ilk fırsatta yine gelirim. Turşu yapmıştım. Ondan getireyim de götür yanında. Fadik'cim istemem. Sağ ol Demir. Nazar. Ben artık yetim Demir değilim. Beni adam bilip bunca koşuşturmanın niye olduğunu desen... artık elimde, gücümde erer bir sürü şey. Yardımın dokunur. Diyemiyorsam sebebi senden yana değil Demir. Ben seni hep kardeşlerim kadar yakın bildim kendime. Ama değildim. Değildin. Nazar. Öyleyse unut. Sil at aklındaki beni. Artık farz et ki hiç tanımadığın, hiç bilmediğin bir Demir'im ben. Yeni tanışır, yeni yüz yüze dururmuş gibi. Neden? Getirdim işte. Al. Nazar. Kızım. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Nafile teyze. Sonra koş ablan geldi. İyi ettin de geldin. Hepimiz çok özledik seni. Ben de sizleri çok özledim. Nazar. Hadi oturun siz. Ben bir şeyler hazırlayıp geleyim, konuşalım. Nafile teyze, tek kalmayacağım. Babamla konuşacaklarım var, ondan geldim. Ama baban yok ki. Hem hep kapıdan gösterip mi gideceksin yüzünü? Kal birazcık be Nazar. Birbirimize anlatacak ne çok şeyimiz vardır, kim bilir. Haklısın. Ama hem oğlum evde, hem de Cabbar ağa. Boş ver bir defalık Cabbar ağayı. Beklerse beklesin. Merak ederse etsin. El evi değil ya burası. Babanın, kardeşinin yanındasın. Kal işte biraz. He, baban da çok geçe kalmaz zaten. O gelene, onunla konuşasıya kadar. Dur hele. Tamam. Kalıyorum. Hadi. Sana anlatacağım bir sürü şey var. Rıza'm döndü biliyorsun değil mi? Sen beklemekten yanasın ama... ben vakit bu vakit isteyelim Şahnaz'ı derim Ali öğretmen. Madem sana muhtaç, madem ona bir iyilik yaptın... Cabbar'ın derdini bilmiyoruz ki Ömer. Belki de her zaman yaptığı gibi bir oyuna getirmeye çalışıyor bizi. O zaman beye danışalım. Anlatalım olup biteni, o karar versin ne zaman gideceğimize. Madem öyle, madem bu kadar acele ediyorsun, gidelim danışalım Ömer. Ha ha. Beni yanlış anlamıyorsun değil mi Pınar? Yani Mehmet psikolojik olarak senden kurtulmak için çok çabaladı. Biliyorsun bu sene mezun olacağım. Sonra da babamın yanında işe başlayacak. İyi bir geleceği olacak. Lütfen böyle bir zamanda karşısına çıkıp onun geleceğini karartma. Bana Mehmet'in hayatından çıkma diyorsun. Tabii ki sana karşı bu kadar acımasız olmak istemiyorum. Ne de olsa benden önce birbirinizi çok sevmişsiniz. Ama onun iyiliği için kendi sorunlarınla onun kafasını karıştırmamalısın. Ne?
Ne yapacaksın şimdi? Sen biliyor musun onun üniversiteyi kazanması için benim ne kadar uğraştığımı? Onun şimdiki Mehmet olması için neler yaptığımı? Seni sevdiğim Mehmet, benim 5 sene önce üniversiteye zorla soktuğum Mehmet'ti. Belki de ben ona bu kadar destek olmasam, bugün siz asla tanışmamış olacaktınız. Bunun için sana teşekkür etmemi beklemiyorsun herhalde. Pınar, aranızda ne yaşandıysa olmuş bitmiş. Şimdi Mehmet'in hayatında ben varım. Ve onun bu sene okulu bitirmesini, iyi bir geleceği olmasını istiyorum. Tıpkı eskiden senin istediğin gibi. Şimdi bunu zorlaştırmazsan sevinirim. Buyurun. İyi günler. Ben iş bakıyorum. Elemana ihtiyacınız var mı? Yok bacım. Küçük iş bizimkisi. Ben bile kendime zor yetiyorum. Haklısınız. Peki var mı bildiğiniz başka bir yer? Ne bileyim, yanına eleman arayan filan? Yoktur. Ama bir telefon numarası bırakırsanız oldu mu size haber veririm. Sağ olun. Buralı mısınız? Sayılırım. Belki bilirsiniz. Keresteci Davut'un hanımıyım. He, bilirim. Buyurun. Bir çıkarsa ararsanız sevinirim. He. İyi günler. Güle güle. Kapatma! Deli, deli. Kamber. Ha. Bana da versene biraz. Olmaz. Bir parça. Çok acıktım ben de. He? Al al sen ye bunu al. Geberteceğim lan. Geberteceğim lan seni. Buyur abla, yarım kilo patates. Başka? 1 milyonumuz olur mu? 2 tane falan olur. İyi, ondan da olsun. Buyur abla. Hayırlı işler. Güle güle. Gitti değil mi? Kim? Kim olacak anamım Rıza? Sen de hem korkuyorsun hem de yemediğin alt kalmıyor. Bu nasıl iş Yusuf? Nasıl korkmam anamım? Duydun ya dediklerini. Beni hırsızla bastırıp arkamdan aniden alıverecek canım. Beter eder inşallah. Kulun köleni olayım hanımım. Ayırma beni dizinin dibinden. Bak senin sözünden çıkmadım diye ne haller geldi başıma. Ne kahveye girebiliyorum, ne sokaklarda gezebiliyorum. Ne dersen yapar. Elin ayağın olur. Bir senin yanında dokunmaz Rıza bana. Ha? Alır mısın beni yanına? Git arabayı hazırla. Gidiyoruz. Hazırlayayım. Hemen hazırlayayım. Nereye gidiyoruz hanımım? Cabbara'ya. Merhaba Nafile teyze. Bey evde mi? Çıktı oğlum. Ne zaman gelir bilmem. Kim geldi ki? Bekleyelim Ali öğretmen. Tamam. İstiyorsan bekleyelim Ömer. Buyurun. Ali. Kınalı kar, kınalı kar. Sen de büyük bir ahım var. Gelinlerin, güveylerin kavuşmaz mı? Yüce dağlar ötelerde, bak bir köy var, güneş az eksik bahar, ayırmışlar seni beni,
içer.